Abi, kalk yemek ye. Nevin, yemek istemiyorum, lütfen git. Sana ne oldu? Niye yemeğe kızgınsın? Annemle babamın durumunu gördün mü? Annem bir haftadır hiç durmadan ağlıyor ve babam... Zavallı adam sustu, kimseyle konuşmuyor. Yanımda olsalardı bu durumda olmazdım. Abi lütfen kendini bir kez annemle babamın yerine koymaya çalış. Nevin... Onların yerinde olsam kimsenin hayatını mahvetmezdim. Benim yüzümden masum bir kızın hayatı mahvoldu. Ben burada nasıl oturayım? Ucala bu dünyadaki son kız değil abi. Kendini ona bu kadar kaptırdığının farkında değildim. Bu öyle basit bir şey değil. Eğer annemler kabul etse onunla bir yuva kuracaktım. Ama şimdi o kötü adamla evlenip hayatını mahvetmesine tahammül edemiyorum artık. Lütfen yemeği al. Abi... Yemeyeceğim. Beni yalnız bırak. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Allah'ım. Of Allah. Yüzün niye kapalı? Sanki utanılacak bir şey yaptın gibi. Bundan önceki aşk hikayelerini duymuştum aslında. Aç yüzünü! Allah'ım. Ne kadar güzel bir yüz böyle. Gelin olmak sana ayrı bir hava katmış. Ne oldu? Bir şey yok. Biraz yorgunum. Evet, doğru diyorsun. Biraz geciktim. Aslında annem onunla kalmamı istedi. Beni bir türlü bırakmadı. Bana çok fazla değer veriyor. Biliyorsun ben onun tek oğluyum. Bak ne diyeceğim. Ablam evli olduğu için annem kendini çok yalnız hissediyor. Ama şimdi sen geldin artık. Ona bakacaksın. Her işiyle sen ilgileneceksin. Evet. Neden evet deyip duruyorsun bana? Bir şey söyle, dilini mi yuttun yoksa? Ne diyeyim yani? Ne diyeceğini de ben mi söyleyeyim yani? Benden bir şey isteyebilirsin. Bana sorular sorabilirsin. Hı? Sen ne iş yapıyorsun? Ne? Bu nasıl bir soru böyle? Ne iş yapıyorum? Yanlış bir soru mu sordum? Sadece ne iş yaptığını sordum. Şimdilik bir iş yapmıyorum. Ama artık evli olduğuma göre yapmalıyım. Yakında bir iş bulup çalışmam gerek. Bu arada biliyor musun, biri için çalışma uyum yoktur. Eğer sen böyle çalışmazsan
nasıl geçineceğiz? Bunlar nasıl sorular böyle? Sen aklını mı kaçırdın? Yok nasıl geçineceğiz, yok çalışman gerek. Hey hayatım. Sen daha yeni gelinsin. Romantik konuşmalar yap. Kimse sana öğretmedi mi bunu? Kocanı biraz mutlu etmelisin. Değil mi? Konuş bakalım, niye sessizsin? Tamam boş ver. Ömür boyu konuşabiliriz zaten. Bak ne diyeceğim. Seni ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Ne zaman yüzünü görsem mutluluktan uçuyorum. Senin gibi bir kızla evlenebilmek için Allah'a çok dua ettim. Ve bugün karşımda duruyorsun. Benim karım olarak. Ama belli ki kaderimde mutluluk yok. Öyle olsa ilk günden surat asmazdın bana. Bence sen çok şanslı birisin. Sonuç olarak sevdiğini aldın. Nasıl almam hayatım? Sana ulaşmak için çok dua ettim ben. Çok fazla şeyden geçtim. Çok üzüldüm. Ama hepsi geçti. Ne oldu? Sana dokunmayayım mı yani? Sana söyledim. Çok yorgunum. Tamam, sorun yok. Kısmet değilmiş. Bak, senin için küçük bir hediye aldım. Lütfen kabul et. Rizvan, hemen kapıyı aç yoksa annem bütün mahalleyi ayağa kaldıracak. Hey, ne oldu abla? Hey abla, ne var? Ne oldu? Niye bağırıyorsun? Açsana şu kapıyı. Sorun ne? Her şey yolunda annem mı? Annem öksürük krizine girdi. Hadi çabuk gel. Ama onu bıraktığımda iyiydi. Aniden ne oldu böyle? O senin annen. Hadi. Tamam. Ah. Ocala. Ocala çabuk kalk. Annem şu an hiç iyi değil. Öksürmekten bütün mahalleyi kaldıracak. Hadi acele et kalk. Hadi çabuk. Anne. Çabuk ol. Ay. Ay Allah. Ay. Anne kapılarını iki defa çaldım. Sana saygısı olsa hemen buraya gelirdi. Ama hiç umrunda bile değil senin oğlunun. Anne. Anne sağlığın nasıl? İyisin öyle değil mi? İyisin. Duymuyor musun? İki saattir onu iyileştirmeye çalışıyorum ama artık ben de yoruldum. Ay. Sağ olsun ay. Karın da gelip kayınvalidem ay. Nasıl diye bir bakmadı. Ay. Zavallı çok yorgun. Saat gece yarısı. Abla, Ucalan'ın daha bu evdeki ilk günü. Ne olmuş ilk günüyse? Sonuçta ben bugün buradayım, yarın döneceğim. Eve bakmalı ve o hizmetçi de kaçıp evi terk etti. Şimdi ne yapacağız ha? Dinle, annemin sabahları çok erken kalkma alışkanlığı vardır. Ve diyet yemekler yiyor. Ayrıca 3 öğün yemek yemesi gerek. Bir de tuvalete gitmek için yardımın gerekiyor. Sen bu kıyafetle mi onu tuvalete götüreceksin? Hadi git üstünü değiştir çabuk. Onu ben mi götüreceğim? Yardım edebilir misin? Evet ederim tabii. Sonuçta bu senin ilk günün ama daha sonra ona tek başına bakmalısın. Önce ona ilaç ver. Sen de çekil şuradan. Gel hadi gel. İlaçlar. Bunu iki kez içiyor sabah ve akşam. Ve bu da iki. Ve bu da sadece çok fazla öksürdüğü zaman verilecek. Ver yerine koyayım. Şimdi annemi tuvalete götürmeliyiz. Hadi gel. Hadi kalk anne. Hadi anne. Ay dikkatli Allah, ol. Bacaklarım çok ağrıyor. Bazen dengede çok. Duramıyor. Onu ay, sıkı tut. Ay.
İlk günüyse ne olmuş? Sonuçta ben bugün buradayım, yarın döneceğim. Eve bakmalı. Ve o hizmetçi de kaçıp evi terk etti. Şimdi ne yapacağız? Dinle, annemin sabahları çok erken kalkma alışkanlığı vardır ve diyet yemekler yiyor. Ayrıca 3 öğün ilaç alıyor. Bir de tuvalete gitmesi için yardımın gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.